Pazar denetimi yapıyoruz. Pazarlarda biliyorsunuz en çok yayılma alanlarından bir yeri. Vatandaşlarımız tabii büyük oranda uyuyorlar ama uyumayan vatandaşlarımız da var. O açıdan bu konunun önemini bilhassa hatırlatmak adına özellikle tüm Türkiye'de belirli günlerde bugün olduğu gibi pazar denetimleri yapıyoruz veya da işte hayatın aktığı her yerde aslında yapıyoruz. Bu anlamda siz de baktık ki bu konuyu hassasiyet göstermişsiniz. Evet. Gerekli tedbirleri almışsınız. Evet. Bu şekilde devam edin. Evet. Bu memleket için çok önemli bir konu. Biliyorsunuz çok yaygın ve bulaşıcı bir hastalık. Özellikle vücut direnci az olan yaşlılarımızda çok önemli sonuçlar doğuruyor. Ölüme kadar götürüyor. Bunlar vatandaşlar, bu vatan canını kaybeden ya da sağlığını önemli ölçüde kaybeden vatandaşlar bizim yakınlarımız da olabilir. O anlamda hepimizde çok büyük sorumluluklar düşüyor. Tamam mı? En başta sizlerin çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü bütün gün vatandaşlarla iç içesiniz. Sürekli bir iletişim halindesiniz. Gerek kendiniz dikkat edin, gerekse uyumayan arkadaşları uyarın. Akşama doğru mu biraz artıyor yoğunluk? Biraz akşama doğru artıyor. Serinliyor hava zaten. Evet, serinleyince biraz artıyor. Evet, tabi o zaman sizler de vatandaşlarımıza uyarın. Yani sizler memnuniyet duyurun. Hayırlı işler. Az önce burnun ben aşağıdaydı değil mi sanki? Düzelttim. Güzel efendim. Hayırlı işler abi. Sağ olun. Sen kayıtsın. Abi bir türlü patates koydun ya dakika. Haydi şimdi. Nasıl gidiyor iş? İyi çalışıyor. Bak burada sosyal mesafeyi biraz rahat etmiyorlar. Fazla yakınlaşmışlar. Tamam mı? Konuşmaya mı? Çok fazla yaklaşmasın. Tamam mı? Hayırlı işler, kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Beni tanıyor musunuz? Yeşilöz Bey Bakan ben, Turgay Güleç. Bugün biliyorsunuz tüm Türkiye'de arazideyiz. Tüm valiler, kaymakamlar, belediye başkanlarımız. Denk geliyoruz, sağ olsun. Zaman zaman sizler de denk geliyorlardır. Bizim amacımız buradaki alınan tedbirleri yerinde görmek, hem de vatandaşlarımızdaki bu bilinci daha da olgunlaştırmak. Bizim amacımız vatandaşlarımızın daha az bu illete yakalanması, buradaki bulaşım oranını düşürmek, hastanelerimizdeki yoğunluğu azaltmak, ölümleri azaltmak. Tamam mı? Sizin gayretinizi biz de destekliyoruz. Sizlere ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız da sizi uyarıyoruz. Yani maske olmayanlara burada maske de veriyoruz. Eyvallah. Yani sizlere ihtiyacımız var. Tamam mı? Evet. Yani bu mücadelede hep birlikte. İnşallah atlatacağız. Aşırı çalışmaları devam ediyor. İnşallah birkaç aya kadar çıkar. Herkes açsın olur. Ondan sonra sıkıntı da biter. Nasıl? Sabahlar bir hal binasına da gelseniz. Bir de orada orayı bir görecek. Orası diyorsun sıkıntı öyle mi? Sayın Kaymak abi hoş geldin. Herkes bilebiliyordu. Saatler. Ben hal binasında esnafım Sayın Kaymak. Ama bir de bir hal binası sabahlar gelir. Olur oraya da geliriz. Yani siz oraya da bekleriz. Orada büyük bir sıkıntı var. Şimdi şöyle saat 5'ten önce kimseye bakmıyor. 5'te kapıyı açıldı. Hep beraber gidiyor. Yani her bir komisyonun başında en az 10 tane esnaf oluyor. Orada tabii zabıtaya biraz iş düşüyor. Orada bir düzenlemek lazım. Büyükşehir'e söyleyeyim. Yani orada saat olmasa daha güzel olur. Eski sistem güzeldi. Pazartesinden beri yeni bir sistem yapmışlar. Ondan dolayı sıkıntı yaşanıyor. Kale nereden geliyor? Bilmiyorum. Doğanşehir'den falan. Doğanşehir. Kölerinde, Doğanşehir. Kere kölerinde geliyor. Bunlar organik herhalde. Evet. Bildiğiniz gibi bugün tüm Türkiye'de genel bir denetim var. Vatandaşların
koronavirüse mücadele ortamında almış olduğu tedbirlere yönelik maske ve mesafe ile ilgili özellikle yapmış olduğumuz denetimler var. Biz de bugün Yeşilyurt'ta pazarımızı jandarma komutanımız ve de zabıta amirimizle beraber denetime geldik. Buradaki yapmış olduğumuz denetimde edindiğimiz izlenimlere göre gayet güzel bir durum ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın tedbir alma noktasında bayağı hassasiyet gösterdiğini, aynı zamanda pazarcı esnafımızın da hassasiyet gösterdiğini memnuniyetle gördük. Tabii burada belki de bizim olmamızdan kaynaklı da tabii biraz da ondan belki durum böyle iyi görünüyor ama genel olarak iyi olduğunu görüyoruz. İnşallah bu mücadelede Malatya'mızda, Yeşilyurt'ta iyi sonuçlar alacağız. Vatandaşımızı bu konudaki dikkatini özenle arttıracağız. Bundan sonra Malatya'mızda ve Yeşilyurt'umuzda vaka artışlarını ve özellikle yoğun bakıma olan girişleri en aza indirmek konusunda çok kararlıyız. İnşallah vatandaşlarımızla birlikte, idarecilerimizle birlikte çalışaraktan vatandaşımızın daha iyi şartlarda ve sağlıklı bir şekilde yaşamasını temin etme noktasında irademiz var. Bu konuda başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Kolluk Kuvvetlerimiz, Zabıtamız ve öğretmenlerimiz, imamlarımız ve komuta çalışan tüm arkadaşlarımız çok büyük bir sorumluluk almış durumda. Hepsine teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Düzeyinde konuşabilirim. İlçemiz nezdinde sürekli zaten devam ediyor denetimler. Yaklaşık 40 tane ekibimizi kurduk. Onlar sürekli iş yerlerini denetliyorlar. Yine izolasyon ekiplerimiz var. İzolasyonda olan vatandaşlarımızı sürekli gün ve gün takip ediyorlar. Herhangi bir izole olan vatandaşın evinden çıkmaması noktasında gayret içerisindeler. Özellikle şu dönemde öğretmenlerimizden özellikle çok faydalanıyoruz. Onlardan ekipler kuruyoruz. Bu konuda zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Zaman zaman böyle ziyaretler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz peyderpey. Üzerimize düşen ne varsa Sayın Bakanımızın da vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Yiyebilirsin. Belli oluyor şey. Yıkayarak yerden. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi sağ ol. Valla. Eyvallah, teşekkür ederiz. Peki. Var mı herhangi bir ihtiyacın? Yok. Sağ ol. Peki. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.